Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de grafik ayarlarımıza, kasma sorununa ve hassasiyet ayarlarımıza bakacağız. Bu ayarları en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz? Hassasiyet ayarlarınızı en iyi şekilde nasıl ayarlayabilirsiniz? Bilgisayarınızın en düşük kasma seviyesine inmesi için nasıl ayarlar yapmalısınız? Bunlarla ilgili ufak tüyolar vereceğim sizlere. Fakat öncelikle bir dipnot geçeyim arkadaşlar. PUBG Mobile bir emülatör oyunudur. Emülatör oyunu olduğu için işlemcinizi kullanır arkadaşlar. O yüzden işlemciniz eski bir işlemciyse, eski nesil bir işlemciyse oyuna ne yaparsanız yapın, kalabalık yerlerde, adamın çok olduğu yerlerde kasmalar, donmalar mutlaka olur. Bunu engelleyemezsiniz. Benim sistemim bile iyi bir sistem olmasına rağmen Bootcamp'e Paradise'a atladığımda ufak donmalar, kasmalar oluyor. O yüzden işlemcinin eski nesilse hiçbir şekilde buna bir çözüm getiremeyiz. Kalabalık yerlerde yine kasar. Bazı arkadaşlarım, ben baktım YouTube'da videolarına PUBG Mobile kasma sorunuyla ilgili. Clickbait yapmışlar, yazmışlar başlığa, yok işte %100 kasma sorununu engelliyoruz, %100 onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Kardeşim nasıl yapıyorsun ya? 5-6 yıllık işlemci, 5-6 yıl kullanılmış işlemci, eski nesil bir işlemci, i3'e, i5'e sen bu kasma sorununu nasıl gidereceksin? O yüzden öyle saçma şeyleri umursamayın arkadaşlar. Tamamen yalan onlar. O videoları girip izlemeniz bile şey yani. Şimdi ben size en baştan şu emülatör ayarlarından bir başlayalım, nasıl olması gerektiğini. Temelde hiçbir şey dokumanıza gerek yok. Temel gereksiz zaten, bu emülatörün kendi ayarlarıyla ilgili, işte emülatörün dilimili falan filan. Burada şu bölüme dokumanıza gerek yok arkadaşlar. İşleme akıllı mod, işleme önbelliği seçili, genel işleme önbelliği zorunlu kıl, bir de bu optimizasyon işaretli. Buraya dokumanıza gerek yok. Düzgünleştirme mutlaka kapalı da olsun arkadaşlar. Düzgünleştirmeyi açarsanız sisteminiz kasar. Düzgünleştirme kapalı da olsun. Burada okeyiz. Hafıza. Hafızayı gidip buradan 8000 bilmem kaçı falan seçmeyin. Bırakın otomatikte kalsın. Ne kadar kullanacaksa kullansın. İşlemci çekirdeği otomatikte kalsın. Şey yapmayın. Çözünürlüğünüz, laptop'tan oynuyorsanız işte 1280x720. Çözünürlük kullandığınız cihazın çözünürlüğüne göre değişiyor. Mouse DPI, hoparlör, kayıt cihazı falan, bunlar zaten önemsiz. Mikrofon, burada işte sesi nereden vereyim, kaydına işte mikrofon hangisi olsun falan filan gibi şeyler. Bu alt tarafta önemsiz. Bizim için önemli olan burada hafıza, işlemci, çözünürlük ve düzgünleştirme. Düzgünleştirme kapalı, hafıza otomatik, işlemci otomatik, çözünürlük, cihazınızın çözünürlüğü neyse o. Oyun kısmına geldiğimizde arkadaşlar ben burada Ultra HD 2K ve HD seçeneklerini kullanıyorum. Asla SD 720p ve otomatik kullanmayın abi. Bu ikisini asla seçmeyin. En kötü sisteminiz kasıyorsa bile 1080p akıcı veya dengeli. Buradan akıcı veya dengeli, artık hangisi gözünüze uygun gelirse, bulanık gelmezse, hangisinde daha az kasıyorsa buradan bunu seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi asla 720p ile otomatiğe bunu almayın. Ben buradan HD'ye, Ultra HD 2K'ya tekrar kendi ayarlarıma geri getireyim. Emülatör ayarlarını bitirdik. Şimdi şuradan öncelikle bir, ya da oraya girmeden önce şunu bir halledelim. Buradan arkadaşlar grafik ayarlarına gelelim. Burası akıcı da olsun. Kasan arkadaşlar için söylüyorum, akıcı da olsun. Çünkü burası ne kadar yükselirse o kadar bilgisayarınız kasar. Alt taraf her zaman, hangi sistem olursa olsun, sisteminiz istediği kadar kötü olsun, aşırıda olsun arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kare hızı. Kare hızı şu arkadaşlar. Ne kadar kare hızını ne kadar yüksek yaparsanız, yani aşırı en yüksek, o kadar saniye başına o kadar kareyi yeniler. Mesela ben bunu şimdi düşüğe aldım. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın düşüğe aldım. İyi bakın ekrana. Bakın karakteri görüyor musunuz? Bakın kasıyor karakter dönerken. Şimdi tekrardan akıcıya getirelim. Aşırıya, pardon, özür dilerim. Aşırıya getirelim. Benim ayarıma getireyim tekrardan. Ya fark etmez yani, burası akıcı da olsa da bir şey fark etmez. Bakın şimdi karakter yağ gibi akıyor. Tekrardan ben kendi grafiğimi alayım abi HD'ye. Arkadaşlar alt tarafa geldiğimizde burada HD'de gözüküyordu sadece o, ama bir dakika tekrardan bir gireyim, gelecek o şimdi. Evet, gölgeler ve düzgünleştirme kapalı olsun arkadaşlar. Düzgünleşme ve gölgeler. Gölgeler benimkini kastırmadığı halde ben kapatıyorum çünkü gözüme kötü gözüküyor arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Renk körü modu kasmayla herhangi bir alakası yok. Parlaklık gözünüze göre, grafikleri otomatik ayarla kapalı olsun. Burayı da kafanıza göre, ama bu telefon ayarı için bir şey. Normal alırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Yani en kötü sistemde bile akıcı aşırı olsun burası. Başka şekilde kullanmayın. Düşüyor, ortaya, yükseğe, aşırı yükseğe falan almayın. Kasıyormuş gibi bir hissiyat verir. Şimdi geldik hassasiyet kısmımıza arkadaşlar. Bu hassasiyet kısmında size öncelikle şurada başka bir şey göstereceğim. Ondan sonra bu hassasiyet ayarlarınızı en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim için şu en baş bölüm, şu gösterdiğim en yukarıdaki kamera hassasiyeti, serbest bakış bölümü ve en aşağıdaki jiroskop hassasiyeti önemli değil. Bizim için önemli olan bu ortadaki kamera hassasiyeti ve ateş etme animasyonu hassasiyeti. Buradaki hassasiyetlere arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Hop, antrenman moduna giriyorsunuz. Neden antrenman moduna girdiğimizi söyleyeceğim şimdi. Antrenman modunda, bu arada sesi kıstım çok silah sesi gelmesin diye. Antrenman modunda bütün dürbünleri, bütün silahları alıp kullanıp ona göre hassasiyetinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen bir tane de AWM alalım. 8x takmak için sniper. Hemen şuradan şunu da alalım abi. Geliyoruz buraya arkadaşlar. 8x, 6x. Şimdi 8x ve 6x'i ben şahsen sniper'da kullanıyorum sadece. Sniper'da kullandı ve 8x ve 6x'i sniper'da kullanıyorum. 4x ve 3x'i de sprey için kullanıyorum arkadaşlar. Sniper'da kullandığım için sniper'a göre ayarlamam lazım. Ben kaça almışım? 1'e aldım. Neden? Çünkü benim için bunun ağır olması lazım. Ağır hareket etmesi lazım ki hedefi daha iyi denk getirebileyim. Onun harici 6x de aynı şekilde, bir de aynı şekilde o da adamı daha iyi denk getirebilmek için hassasiyetimin düşük olması lazım sniper'da. Şimdi sprey için kullanacağım dürbünlere geçtiğimizde 4x, 3x. Bunlar arkadaşlar daha hızlı, daha rahat hareket ettirebileceğim pozisyonda. Çünkü sprey atarken mouse'u aynı zamanda aşağı çekmem gerekiyor. Aşağı çekmem gerektiği için de hassasiyetimin bir tık daha yüksek olması lazım. O yüzden benim 4x ayarım 2'de. Birazdan göstereceğim. 3x'i takalım aynı şekilde. 3x'te de 4x'teki şeylerin hepsi geçerli. Sprey atarken rahat bir şekilde aşağı çekmem gerektiği için, sağa sola hareket ettirmem gerektiği için bunun da hassasiyeti bende diğerine göre bir tık daha yüksek arkadaşlar. Şimdi bunların da hassasiyetlerini size göstereyim. 3x gördüğünüz gibi 3'te, 4x'te 2'de benim. Diğerleri zaten sizin şeyinize göre. Şöyle bir şey vereyim arkadaşlar, size tüyo vereyim. Şimdi şu gördüğünüz var ya, şu şey. Şu anda ekranda çevirmiş olduğum. Üçüncü şahıs kamera hassasiyetidir arkadaşlar bu. O da şu oluyor. Üçüncü şahıs dürbünsüz. Burada da aynı şekilde üçüncü şahıs dürbünsüz olarak geçiyor. Şunları da bir şey yapalım. Üçüncü şahıs dürbünsüz hassasiyetiniz. Bunu arkadaşlar şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, gerçek bir maçtasınız. Şu da gerçek adam, tamam mı? Adamı gördünüz, hızlı bir şekilde adama dönmeniz lazım. En hızlı şekilde nasıl dönecekseniz hassasiyet ayarınızı elinize yatkın şekilde ayarlamanızı öneriyorum. Yani rahat bir şekilde adamlara dönebilecek şekilde hassasiyet ayarlarınızı yapmanız gerekli arkadaşlar. Onun harici şeyde birinci şahısta da şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim kapalı ama açayım şimdi. Birinci şahsı açtım. V'ye bastım. Birinci şahsa geçtim. Birinci şahısta da aynı şekilde böyle etrafa dönerek, sağa sola bakarak hassasiyet ayarlarınızı elinize en uygun şekilde getirebilirsiniz arkadaşlar. Onun harici geldik tekrardan. Şunu bir tekrardan eski haline alalım. Zaten aynı şeyleri tek tek göstermeyeceğim. Bunların her birini lazer holografik 2x'te de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Şimdi bir sonraki maddemize geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki maddemiz oyunculuğa etki eden maddelerden birisi. Bu arada hassasiyet ayarları çok çok önemli arkadaşlar. Hassasiyet ayarlarınız elinize ne kadar yatkın olursa, elinize ne kadar iyi oturursa, ne kadar rahat oynarsınız hassasiyet ayarlarınızda, oyunculuğunuz o kadar gelişir. Aynı şekilde oyunculuğunuzu geliştirecek bir başka maddeyle daha birlikteyiz şu anda. Şimdi arkadaşlar bizim PUBG Mobile'de kaç tane haritamız var? 4 tane haritamız var. Bunlardan Erangel ve Sanhok genelde yeşil, Miramar kahverengi, Vikendi ise beyaz. Bu 4 rengin, 4 haritanın renklerinin zıt rengi ne abi? Kırmızı. Şu renkler de olur. Bunlar da olur. Ama en belirgin renk kırmızıdır. Bu yüzden bütün şeylerinizi, dürbünlerinizi kırmızı yapın arkadaşlar. Kırmızı yaparsanız eğer skobunuzu daha rahat görürsünüz. Adama daha iyi hedef alırsınız. Daha rahat adamı vurursunuz. Yani bu kısım önemli arkadaşlar. Oyunculuğunuzu geliştiren kısımlardan bir tanesi. Buna dikkat ederseniz oyunculuğunuz gelişir. Şimdi gelelim ses kısmına. Ses kısmında arkadaşlar fazla anlatacak bir şey yok zaten. Burası sesin, sizin mikrofondan gidiş şeyiniz. Bu ne kadar yüksek olsa mikrofondan sesiniz o kadar yüksek gider. Bu buradaki kısım oyuncuların size sesinin geldiği kısım. Bunlar gereksiz. Arayüz sesi şu tık tık tık. Gerçi o bende kapalı. Dur onu açayım bir duyun. Bakın şu tık 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 sesleri var ya. Bu arayüz sesi. Arayüzü kapattınız mı o sesler gelmez arkadaşlar. Bu müzik. Müziği ben her zaman kapalı da kullanıyorum. Efektler ve ana sesli oyun içi sesleri. Şimdi burada Ultra HD sesler var aşırı yüksek. Aşırı yükseğe aldığınızda arkadaşlar seslerin hepsi oyundaki duyduğunuz bütün sesler birer tık daha fazla gelir. Bu yüzden de ses kasmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Pochinki'desiniz. İki yan evinizde adam var. Ama aşırı yükseğe aldığınız için siz o adamı bir yan evinizde sanabilirsiniz. Yani yüksek seslere alıştığınız için o adamın sesi size daha yakından gelebilir. O yüzden aşırı yükseğe ben önermiyorum. Ha derseniz ki ben onu alırım, alışırım ben ona. O sizin bileceğiniz iş. Aşırı yükseğe alıp ona tekrardan alışabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. Şimdi buraya geldiğimizde bildiğiniz üzere yeni yan nişangah butonu geldi. Bu yan nişangah butonun arkadaşlar şu şekilde kontrollere geldiğinizde özelleştirden şu sağ altta en köşede gördüğünüz iki tane yuvarlak ok işaretinden yapıyorsunuz. Ona da tuş atamasını şu şekilde emülatörü açarak şuradan tuş işaretine orada klavye işareti vardı ona basıyorsunuz. Bunu mesela sileyim ben. Tekrardan buraya tıkladım. Hangi tuşum boşta benim? O örnek veriyorum. O tuşunu buraya atadım. Tam üstüne getirdim ve kaydet dedim arkadaşlar. Ve bunu şey yapıyoruz. Bu başta sizde başka bir yerde olur. Bunu hangi tuşu nereye koyacaksanız oraya alın ve buradan kaydedin çıkın. Yani burada da fazla anlatacak bir şey yok arkadaşlar. O şeyi de anlattığımıza göre yeni gelen nişangahı. Fazla anlatacak bir şeyimiz kalmaz. Zaten alttaki ayarlar kişisel ayarlarınız falan orada yazıyor hangisinin ne olduğu. Burada birinci şahsa geçiş ben bunu kapatıyorum. Falan filan. Burada dikiş ateşi var. Yan tarafa yattığınız E ile Q ile. Onu kapatıp açabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Fazla da uzun tutmak istemiyorum bu videoyu zaten bir bilgi videosu olduğu için. Umarım işinize yarar. Umarım daha iyi sistemlerde oynarsınız. Kasmadan daha rahat bir şekilde oynarsınız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkese en iyi bilgisayarlarda oynamayı nasip etsin bu oyunu arkadaşlar. Ben uğraşıyorum elimden geldikçe ama işlemcisi kötü olan arkadaşlara yapabileceğim hiçbir şey yok inanın. Ben burada en iyi ayarları size vermeye çalıştım ama sizin işlemciniz bilgisayarınız kötüyse yapabilecek hiçbir şey yok maalesef arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yorumlarda da bana sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.